Arkadaşlar kanalımın yeni bir videosuna daha hoş geldiniz. Bu videoda arkadaşlar size oyuna yeni gelen çarpışma modunu tanıtacağım. Her zamanki gibi Fafnir 12. seviyeye yolluyorum. En az bir 5-4 güne falan reklam izleyerek azaltırım. MK2 yapabilirim arkadaşlar Fafnir'i. Bakın görüyorsunuz hızı saatte 46 kilometre oluyor. Dayanıklılığı da artıyor işte. Bugün yeni çarpışmayı oynayacağız arkadaşlar. Aslında bu çarpışma videosunu çekmek istemedim. Çünkü birazcık sıkıcı bir çarpışma. Kombinleri de pek iyi değil. Karma karışık bir şey. Ben pek sevmedim. Robotlar bunlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şekil A'da gözüktüğü gibi robotlar bunlar maalesef. Ben Loki ile oynuyorum daha çok. Loki bana daha çok keyif veriyor çünkü. Burada arkadaşlar bir Demeter ve Hades kuantum radarı kullanarak beni görebilir arkadaşlar. Ama diğerleri göremez. Hızlıca maçı kazanmaya odaklanacağım. Hayır. Yapma. Hayır. Ha, kuantum radarın süresi bitti. Şimdi hangi fenerler var almalık? Şu iki fener var, onları alacağım. Bakalım deniyorum. Keşke denemez olaydım. Adam inat etti, vermiyor. Anam, Demeter geldi. Şuna gününü göstereceğim. Ya. Hızlı zıplama. Yemin ederim benim sayemde şu anda her şey dengede. Ben olmasam kaybederdik şimdiye kadar. Bizde base'i vermişsiniz. Yani en çok vermememiz gereken şey. Hop hop durun orada. Durun orada. Fener bizim. Tapusu bize ait. Anam, Demeter Allah'tan görmedi bizi. Evet arkadaşım. Çıkar mısın fenerden? Sen çıkmıyorsan ben zorla çıkartırım. Çıkartamadım. Ben şimdi Demeter.
Şurada canavaz olan bir arkadaş var. Onu ışınlanayım. Çok geç kaldım. Oyunun klasik bug'ı. Şimdi. Elveda Ares. Bayağı oynuyorum bununla. Bazen de böyle ışınlanmayı hiç beklemediğim yerlere ışınlanıyorum. Ve maç biter. Maç toplam 6 dakika sürmüş ortalama. Evet arkadaşlar, bu arada bugün kontratını da söyleyeyim. 5. kontrat. Bir pilotu gerçekten korkutan şey nedir? Burada yazdığı şey çok anlamsız. Gri robotları duymuş muydun? Bu robotlar hiçbir şirkete ait değildir. Yani ne SpaceTech, ne Evolive, ne DCG, ne Icarus, ne Yandy hiçbirine ait değilmiş. Oyunda öyle bir robot yok veya Titan. Ve komutan işaretleri yoktur ve yasak olmasına rağmen pilot öldürürler. Pilot öldürmek yasakmış. Kaptan müfrezesi neyse artık, kaptan müfrezesi bile onların karşısında duramadı. Savaşa gidersen bu robotları yok et ve hayatta kalmak için savaşı kazan. Galiba biraz maç kazanmamız gerekiyor. Çünkü oyunda gri robot diye bir şey yok yani. Her robotun her titan bir şirketi var. Maç kazanmamız gerekiyor. 20 maç. Hiç kolay bir şey değil ama tamamlanması gerekiyor. Sonuçta 150'lik kutudan 8 tane açabilmemiz için bu gerek. Loki son saniye satış koydu bize. Aa, bir dakika, bir dakika. Ha, hadi bakalım, hadi. Hadi kapa bakalım o gözü. Hadi kapa bakalım. Hadi. Adam gözü kapamadı. Merhaba arkadaşım. Bana bir molly mi? O zaman ben de Loki'yi çağırayım. Şimdi aman aman, ayda ya da bir kill yapıyoruz onda için. Benim takım oyunlarında oynamamamın en büyük sebebi yaptığım 5 kill'den, yani 5'eyim de yaptığım 6 kill'den 4'ü çalınması.
Yani normal bir takım oyununda oynuyorsam yaptığım 6 kill'den ikisini alabiliyorum, dördünü çalıyorlar. Anarşide o durum çok daha az, çok küçük, mini minnacık. AFK Loki. Canlı kalkan olarak kullanamam. Bak bak. Bak iyice bak Tayyip, adama gıcıklık yapıyorum. Bak iyice bak bak. Bak bak. Az önce havada olan Nokia değdim. Havada ölen Nokia, havada dokundum. Sen öldün dostum, artık bence yani inat etme. Kaderinde bir Loki'yi ölmek varmış, ne yaparsın? Kill yapmak üzereyim. Kill yapacağım. Dostum çekil. Dostum. Evet. Kill yaptım. O üstü atlamaya denedim, olmadı. Sürpriz. Sürpriz bozuldu. İkinci kill. Hayret. Çok ilginç. Tayyip, beni istediğin kadar tamir etmeye çalış. Ben artık tamir edilemeyecek bir şey. Allah'ım! Adam kuantum radar açmış. Ben şimdi sana göstereyim o kuantum radarı. Neymiş? Kuantum radarmış. Adam öldü, ölecek. Elveda. Üçüncü kill. Bizim takım bayağı iyi gitti ha. Yani adamların 3 katı kadar fazlayız. Adamlar bizden 3 kat daha fazla robot kaybetmiş. Sen bir gelir misin buraya? Arkandan bir tane vuracağım da. Geriye kaldı iki Demeter ve bir tane şuradaki ne? Tayymış. Sen bir benden saklayabileceğini mi sandın? Ya Apid'i aldılar benden ya. Apid'im gitti ya. En çok hasarı benim Apid veriyordu. Ben şimdi ne yapacağım?
Dostum. Tayyip'i beğendim. Tayyip'i seviyorum. Hadi hatırlat, Tayyip yapabilirsin. Helal koçuma. Apid. Şimdi daha yüksek bir zıplama. Dur Tayyip'e bir tahmin edeyim. Sen ayıbıdır kardeş. Ha, entegre silahla vuramadın değil mi? Adamın tam tepesinden bir akrobatik bir hareket yapınca vuramadı. Ama yani. Entebbe kalkanı sağ olsun beni belli bir süre korumayı başardı. Tayyip'in de böyle küçük küçük entegre kalkanları var önde. Aynı bulwark gibi. Açılıp kapanabiliyorum farklı modlarda. Ben vuracaktım ama. Geriye kısaca Loki kalmış. Şimdi adam bize 30 saniye oyalar. Biz kazandığımızı ilan edelim yavaş yavaş bence. Bu nasıl gözüküyor? Bir de şöyle iki silah, dört silah daha çık bakayım. Oo, bayağı havalı gözüküyor. Sen onu atlamak mı diyorsun? Aa, açtı açtı, yemin ederim açtı. Vurun, vurun, vurun. Geç kaldım. Kontratta ne kadar belirlemişim? 4. Gal, ay arkadaşlar, az önce dediğimi unutun. Kesinlikle bizden maç kazanmamızı istemiyor. Galiba belli bir şirketin robotlarını yok etmemizi istiyor. Ben de bilemedim arkadaşlar. Benim dediklerime güvenmeyin. Yanlış da çıkabilir. YouTube'dan Gibi'nin İngilizce yazın, araştırın. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı da lütfen unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.